Buraya Ali Paşa'nın yanındaki Yeraltı Çarşısı'nın önünde Ebu Şems Hanegah Camii henüz daha böyle ortada yokken, bu Yeraltı Çarşısı'da yokken buraya bir besi diye bir şirket kuracaklardı. Yani gıda üzerine bir market. Ve Türkiye'de olmayan zamanlarda market buraya yapılırken burada fetvane vardı, yani müftülük vardı. Bu şu andaki bulunan kabir de fetvanenin bahçesindeydi. Burada o inşaat yapılırken kepçe geldi. Kepçeyi taktılar ama kepçe alamadı. Zamanın belediye çalışan çavuşu eline gazmayı aldı. Ben bunu yıkarım diye. Bir vurduğu zaman eli de ayağı da felç oldu. Ben bunu yaşadım. Bizzat kendim gördüm. Çünkü üstünde fetvane vardı. Burada hep komple çarşıydı. Hatta şu köşede bizim eski belediye başkanlarının babalarının birisi burada ayakkabı satardı. Kavaftı kendileri. Yani burada şu andaki cadde böyle geniş değildi. Darıdı. Bu bir tarafta dükkanlar, öbür tarafta yine dükkanlar. Sadece sulu sokağın şeyi devam ediyordu. Caddesi devam ediyordu. Şöyle söyleyeyim. Ali Paşa hamamından, Ali Paşa camisinden önce 1570'li yıllarda yapılmış Ali Paşa camisi. Ondan daha önce olduğu söyleniyor. Büyük bir ihtimalle de Selçuklu dönemi olsa gerek. Kesin bir kayıt yok ama işin doğrusu bu yani. Bu burada yatan mübarek meçhul askerimiz, dedemiz zamanında şehit olmuş mübarek. Burada tüfek elinde yatıyor kabristanda. Zamanın valisi bir ara burayı kaldırmak istiyor. Kaldıramıyor. Rüyasına giriyor. Diyor ki sakın bana bir daha doğurma. Kepçeni falan paramparça ederim seni diyor. Ve öylece geri çekiliyor. Ve mübarek böyle yıllarca burada yatıyor. Ben 65 yaşındayım. 65 yıldır böyle mübarek. Allah kanı vermesin. Allah şefaatlerini bize nail eylesin. Allah rahmet eylesin.